Önce bir kere konuya doğru yaklaşmak açısından kavramları tam olarak yerli yerine oturtmak gerekiyor. Bunun için aslında Endüstri 4.0 nedir diye başlayabiliriz. Önce bir insanların Endüstri 4.0'ın gerçekten ne olduğunu, bunun birinci, ikinci, üçüncü devrim neydi ki, dördüncü devrim ne oldu, ne farklı, aslında bunlara bakmak lazım. Aslında en büyük farklılık bu etrafınızda gördüğünüz bütün makinaların, cihazların, araçların, her şeyin artık daha akıllı olması. Akıllı olması tek başına bir şey ifade etmiyor. Birbirleriyle konuşmaya başlıyor bunlar. Artık kendisiyle ilgili bilgileri başka yerlere vermeye başlıyor. Örneğin son zamanlarda televizyonlarda, reklamlarda bile şeyleri görüyorsunuz. Evinizdeki ışığı uzaktan, işte cep telefonu uygulamanızla yakın vesaire. Aslında bunun endüstriyel tarafta da inanılmaz bir karşılığı var. Burada görmüş olduğunuz makinalardan biz çok önemli veriler topluyoruz. Bu makinelerin işleme sürelerini, duruşlarını, duruş sebeplerini, gerçekten bir CNC makinesi için bunun kesme sürelerini vesaire ve bunlarla ilgili de paternler oluşturuyoruz. Bu belli bir, örneğin bir yıllık, iki yıllık geçmişte şöyle bir grafik seyretmiş. Şu olaylardan sonra durmuş, makine bozulmuş, işte ucu bozulmuş vesaire. Bunları keşfettikten sonra artık bir sonraki aşamada firmalara bütün tamamen entegre olan yapı içerisinde bak bu bozulmaya doğru meyil ediyor. Veya bu geciktiği için şuradaki iş aksıyor. Aslında bütün sistemi tamamen daha verimli hale getiriyoruz. Tamamen entegre üretim, hatta daha da ileri gidiyorum. Entegre yönetim sisteminden bahsediyorum. Endüstri 4.0 da bu. IoT de aslında bu işin teknik olarak cihazların bir şekilde birbirlerine bağlanıyor olması. Burada firmalar neresinden başlamalı? Bir, çok önemli güzel bir söz vardı. Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Dolayısıyla önce neyi ölçmeleri gerektiğini görmeleri lazım. Bizim bir makinamız var veya bir aracımız var veya bir taşıtımız var. Ben onunla ilgili örneğin titreşim verilerini görmek istiyorum. Çalışıyor, çalışmıyor verilerini görmek istiyorum. Çalışıyorken gerçekten hangi sürelerde kesme yapıyor, yapmıyor, bunları takip etmek istiyorum. Bunun sıcaklığını, basıncını, aklınıza gelebilecek belki yüzlerce veriyi görmek isteyecekler. İşte burada IoT devreye girecek. Burada sensörler. Ne tip sensörler bunu yapabilir? Bu sensörlerden nasıl veri toplayabiliriz? Bunları SAP'nin hangi katmanlarında, bizim SAP açısından bahsediyorum, nerelerde toplamalıyız ve bundan nasıl katma değer üretebiliriz? Firmalar önce neyi ölçmeleri gerektiğini öğrenmeli, sonra neyle ölçmeleri, yani ne tip kartlar, yani ne tip bilgisayarlar, ne tip çipler, bunlarla ilgili yani çok nitelikli bir iş ortağıyla çalışmaları gerekiyor. Biz bunların tamamı için vektörel bilişim teknolojileri olarak bu işin özellikle donanım tarafında iyi bir elektronik firmasıyla çalışıyoruz. İyi bir iş ortağımız var, Step Teknoloji. Dolayısıyla biz bu alana başımızı koyduk. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da geleceği bu. Endüstri 4.0 ve entegre insanlar, entegre sistemler. Dolayısıyla gelecek burada. Biz de bu konuda çalışıyoruz.